19 Ağustos'ta Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehirlerimize atanan kayyumu bir siyasi darbe olarak değerlendiriyoruz. AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerde sandıktan elde edemediği, sandıkla ele geçiremediği aslında belediyelere bir şekilde aslında kılıç zoruyla gasp etmesi olarak değerlendiriyoruz. Halkın iradesini hiçe sayan, özellikle de Kürtlerin, Kürt halkının aslında seçme seçilme iradesini yok sayan, anayasal haklarını yok sayan bir süreç olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu anlamda da bu kayyumların hiçbir şekilde ne hukuki, ne insani, ne vicdani, ne de siyasi bir karşılığın olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Tabii ki bu kayyum atamalarıyla AKP bir şeyi hedefliyor, birkaç şeyi. Bunlardan birincisi HDP'yi kriminalize etme, HDP'nin yerel yönetimlerdeki gücünü sönümlendirme, özellikle HDP ile taban arasında, işte halk arasındaki köprüleri, iletişim kanallarını kaldırmak yönünde amaçları var. Tabii bununla beraber de en temel şeylerinden birisi de oradaki aslında maddi varlığa, yani oradaki kaynaklara da el koymak istiyorlar. Çünkü biz biliyoruz, 31 Mart seçimlerinden önce atanan kayyumların yaptığı harcamalar şimdi faturalarıyla açığa çıktığında her birinin nasıl bir yolsuzluğun parçası olduğunu, nasıl halkın parasını hizmete değil aslında kendi kişisel menfaatleri için kullandıklarını ve yandaşlarına peşkeş çektiklerini de görebiliyoruz. Bu anlamda ne Türkiye kamuoyunun vicdanında, ne demokratik kamuoyunun vicdanında, ne de dünya vicdanında, dünya kamuoyunda hiçbir meşruiyeti olmayan, tamamen ayakları yere basmayan siyasi bir karar olduğunu, siyasi bir operasyon olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi işte bunu, sürecin siyasi değil hukuki olduğunu anlatmak için işte televizyon geçip gezip sürekli işte açıklamalar yapmaya çalışıyorlar. Özellikle belediye eş başkanlarımızı işte tırnak içerisinde terörle iltisaklı gibi ifade etmeye çalışıyorlar. İşte daha para gönderiyorlar diye karalamaya çalışıyorlar. Oysa ki şu ana kadar hem daha önce görevden alınan belediye eş başkanlarımız hem de şu andakilere yönelik tek bir hukuki metin, tek bir hukuki belge açığa koymuş değiller. Yani Kandil'e para gönderme safsatası dışında tek bir söyledikleri söz de yoktur. Ama oysa ki biz şunu biliyoruz ki AKP hükümetinin kendisi bizzat FETÖ terör örgütünü beslemiştir, büyütmüştür, para aktarmıştır, onun elemanlarını beslemiştir ve o terör örgütün kendisi bu ülkenin meclisini dahi bombalama cüretini göstermiştir. Eğer bir terör örgütüne kaynaklık edecek bir yapı aranıyorsa, bir siyasi parti aranıyorsa dönüp AKP'ye bakmak gerekiyor. Ne istediler de vermedik diyenlere bakmak gerekiyor ve onları büyütüp serpilen her türlü kaynağı sağlayanlara bakmak gerekiyor. Bu anlamıyla bunu ifade etmek gerekiyor. Şu anda 3 büyük şehirde direnişimiz devam ediyor. Her gün belediye eş başkanlarımız, milletvekillerimiz ve Türkiye'nin doğusundan, batısından, dört bir yanından gelen kurum temsilcileri, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, STK'ların temsilcileri de bizlere destek vermek için oraya geliyorlar. Orası bir açık halk kürsüsüne dönmüş durumda. 3 alandaki 3 yer. Ama hiçbir güç bizi bu demokratik, meşru, barışçıl direniş hattımızdan asla geri adım attırmayacaktır. AKP'nin kara propagandası, havuz medyasının çamur atmaları hiçbir işe yaramayacaktır. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Haklıyız, doğruyuz, meşruyuz ve ne olursa olsun sonuna kadar mücadele edeceğiz. O belediyeleri mutlaka yeniden halkın hizmetine, halkın temsilcileri aracılığıyla da sokacağız.